mahkeme ettikleri yani mesuliyet taşımayan adamlardır. Bey olsun, paşası olsun. Onları muhakeme edemez. Çünkü onlar öyle bulmuş ve yetiştirilmiştir. Onların mesuliyeti ondan evvelkiler çeker. Ben şimdikilere darılmıyorum ki. Onlardan evvel bunları mahkemeye çekeceğine onları muhakemeye çek. Paşaların hiçbirisine efendim sen itham yolunu açamazsın. Hiç yapamazsın. Ben kabul etmem. Hiçbir paşanın efendim getirilip mahkemede mahkeme edilmesine gerek yoktur. Lüzum yoktur. Onları yetiştiren kimlerse tarih önünde onları muhakeme edin. Bu kimseler ne için sen mesulluklar mahkemeye çekersin? 80 yaşında da var, 90 yaşında da var. Ne için bunu yaptın? Ne? Sorma. Bunu sorma. Bunları böyle yetiştiren neyse ilk onları muhakeme et. Muhakeme etmezsin. Allah'ın muhakemesi var. Onun için şimdi biz tabii Türk tabası bizi kabul etmiyorlar. Lakin dış ülkelerdeki Türk Müslümanlarız. Şimdi geçen gün efendim intihab oldu, seçim oldu neyse. Tavsiyem nedir? Evet. Başvekile. Seni kazandıran Allah'tır Celle ve Ala. Sen eski defterleri karıştırmaya bu makama gelmedin. Bunları böyle kapat. O adamlara umumi af çıkart. Hepsini affeyle. Bütün hapishanelerindekileri de efendim affeyle. Bu yıldaki bütün askerleri de terhis eyle ve umumi af. فَمَنْ عَفَافَ اَصْتَحَافَ اَجْوَ عَلَى اللّٰهِ Cenab-ı Hak buyurur, her kim affederse memleket ıslah olur. Memleketin ıslahına sebep olduğu için afu, Allah onun ecrini verir. Bunu da söyle Diyanet Reisi Bey. İmamlarımız, müftülerimiz bunu da söyleyin. Ayet-i Kerime de okuduğumuz. فَمَنْ عَفَاهُ اَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Onun için kazanan kimseden efendim tebrik ederim. Efendim ki gayret etti ve bugün İslam ümmetine bir yakınlık oldu TC memleketinde. Üzerlerindeki ağırlığı belki %50 lirayı aldı ama %50 lirayın üstünde milletin kalplerini açtı. Şimdi o kimse o kadar mahkum var bütün şeyleri. Hepsini koyver. Hepsini Allah-u Zülcelal'in şan uluhiyeti için, Habibinin hürmeti için hepsini bağışla. Seni biz kıyamete kadar destekleriz. Ben gidersem benim yerimde duran Allah'ın muhlis kulları vardır. Seni durdurur. Bütün dünyanın askeri seni gözetemez. Bir tek Allah'ın ehlinden olan, ehlullah olan zat seni gözetir. İşte hem tebrikimi söyledim, hem bu çok mühim olan noktaydı. Evet efendim. Bu
Erdoğan Bey oğlumuz. Sen bana dinlersen bütün ne kadar mahkemeye çektiğim paşalarımız varsa öyle yetiştirildi, o iş yaptı. Evet. Affeyle. Bütün hapishaneleri dolduran suçluları da affeyle ve idam eyle ki siz bu hayatı gördünüz. Zannetmem ki bir kere daha hataya düşüp bu cehennem hücreleri gibi olan yere bir kere daha düşmezsiniz. Allah'ı tanıyın, Peygamberini tanıyın, Kur'an'ı dinleyin, kafiri dinlemeyin. Avrupa'da size düşman, Amerika'da size düşman, Rus'ta düşman, Çin'de düşman. Efendim şeytanın bütün ne kadar tabası varsa hepsi düşmandır. Allah'ı dost tut. Allah'ın emrini icra eyle. فَمَنْ اَفَابُ اَصْحَابَ جُعَلَ اللّٰهِ Selamettir işini. Bodyguard taşıma. Korumacı koyma. Allah'ın koruduğunu kimse koruyamaz. Allah korur. Yoksa 100 tane koruyucuyla gelsen gene tepene bir şey atarlar. Bu da tembihimdir. Ben kendimden konuşan adam değilim. Bu mühim meseledir. Bunu da tebliğ ettim. İsteyen dursun, isteyen durmaz. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Amin. Ya Rabbi sen bu milleti affeyle. Ya Rabbi bu milletin ecdadı, ataları senin yolunda kanlarını sebil eyledi ya Rabbi. Bunları bırakma ya Rabbi. Bunların elinden tutacak halis kulları gönder ya Rabbi. Yürekleri iman dolu kulları gönder bize. Bize sahiplik yapsınlar ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ent Allah. Fatiha.